Cem TV'den iyi akşamlar. Zafer Arapkirli ile Seyri Alem programına hoş geldiniz. Bugün 12 Haziran Salı. 24 Haziran seçimlerine tam 12 gün kaldı. Seçim için artık son kozlar oynanıyor. Seçim satım haline, yani seçim döneminde son düzlüğe girilmiş durumda. Partiler varlarını yoklarını ortaya döküyorlar. Bütün çabalarını, bütün enerjilerini artık meydanlara, salonlara, seçmenle bir araya gelecekleri yerlere hasretmiş durumdalar. İki ittifak karşı karşıya, tabii kendi başına seçime giren partiler de var. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı. Aynı zamanda bütün partilerin de kendi Cumhurbaşkanlığı adayları da yarışıyorlar. Bu akşam Cem TV'de, Seyri Alem'de iki değerli siyasetçiyi, Millet İttifakı'nın unsuru olan iki partinin değerli temsilcilerini ağırlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Milletvekili, partinin parti meclisi üyesi ve seçim kampanyalarının koordinasyonlarından sorumlu sayın eski bakanlardan da değerli Erdoğan Toprağı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Erdoğan Bey. Evet. Aynı zamanda yine Millet İttifakı'nın önemli unsurlarından Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda İstanbul Milletvekili adayı Sayın Birol Aydın da bizlerle birlikte. Birol Bey hoş geldiniz siz de efendim. Sağ olasınız. Şimdi iki değerli politikacıyı ve partinin yönetiminde, daha doğrusu partinin politikalarının belirlenmesinde söz sahibi iki politikacıyı bulmuşken, tabii hem seçimin genelini, kampanyada olup bitenleri konuşacağız ama ittifak bazında da değerli görüşlerini paylaşmalarını isteyeceğiz. Şimdi ilk önce şeyden başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi ile Saadet Partisi'ni, daha doğrusu Milli Görüş Hareketi'ni ben en son yan yana birlikte kol kola gördüğümde 1973 seçimleriydi. Rahmetli Bülent Bey, rahmetli Necmettin Hoca'nın kurdukları koalisyonu hatırlıyorum. O günkü ruhu sizler de hatırlayacak yaşlardasınız, aynı kuşaktanız aşağı yukarı. O ruhun canlandığı söylenebilir mi? Ondan izler var mı? O anlayışın kalıntıları, kırıntıları var mı diyelim. İsterseniz sizden başlayalım Erdoğan. Efendim, demek ki Türkiye ne zaman sıkıntılı bir süreç olsa, Türkiye meselesi önde olsa biz bir araya gelebiliyoruz. Parti kimliklerimizi bir kenara bırakıyoruz, ülke çıkarını önümüze koyuyoruz. Şöyle bir hatırlatma yapmak isterim. 1920'den sonra Atatürk'ün bize emanet ettiği bu cumhuriyetten sonra o yüzyılda bir tek yerde Türkiye kendi haklarını arayan bir meşru bir operasyon, bir savaşa girmişti. Kıbrıs Barış Harekatı'na ve orada da soydaşlarımızın kurtulmasını ve soydaşlarımızın esaretten kurtuluşuna, işte kurban gitmemesine, bir devlet oluşmasına Kıbrıs'ın o süreçte damgasını vurmuştur. O günden bugüne de yoktur. Türkiye gene sıkıntılı bir süreçte ve bu sıkıntılı süreçte partiler bir araya gelerek önce şu demokrasiyi, bu cumhuriyetin erdemini kurtaralım. Sonra biz kendi içimizde sandalyelerle ilgili yarışmaya gireriz. Sonuçta ittifaklar şöyle de bir taraf vardır. İsteyen istediği partisine oy verebilir. Yani orada hiçbir şey yok. Yani kendi partisine mühürü basacak. O kendi partisinin hanesine yazılacak. Ama Türkiye'de bu yanlış gidişe dur diyenlerin kurduğu bu ittifak, milletin kurduğu bu ittifakın da işte böyle bir sorumluluğu bize geldi. İşte sizin de hatırlattığınız gibi 77'den bugüne böyle bir sorumluluk tekrar bize görev olarak önümüze geldi. Keşke gelmemiş olsaydı. Keşke Türkiye normalleşmiş bir Türkiye olsaydı. Türkiye keşke gelecek kaygısı yaşamasaydı. Sıkıntılar olmasaydı. Ve 12 Eylül'ün getirdiği o seçim barajları da olmasaydı, herkes kendi partisinin şemsiyesi altında seçime girseydi, bu ittifaklar da oluşmasaydı. Ama şartlar bizi bugüne getirdi. Bugüne getiren şartlar 16 yıldır bu ülkenin kötü yöneten AK Parti'nin bize getirdiği kötü bir miras. Evet, şimdi tabii Birol Bey'e de aynı soruyu sormak istiyorum. İttifak için masaya oturduğunuzda tabii her partinin kendi seçim öncesinde programları, belli çizgisi ve belli bir vaatler dizini var ama Erdoğan Bey'in de vurguladığı ülkenin selameti açısından, ülkenin geleceği açısından belli asgari müştereklerde de bir kol kola girme, bir işbirliği imkanı belirdi. Daha doğrusu ihtiyacı belirdi diyelim. O noktada siz neler hissettiniz? Daha 1973'lerde ittifak yaptığınız ya da koalisyon kurduğunuz bir partiyle aynı çatı altında seçime girme kararını alırken. Evet, teşekkür ediyorum. Her şeyden
Önce size teşekkürlerimi, ekranlar başında bizleri takip eden değerli izleyenlerimizi gönülden candan selamlıyorum. İyi bir program olmasını temenni ediyorum. Seçim münasebetiyle bir program icra ediliyor. Bu seçimlerin ülkemize, milletimize iyilikler, güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Olan oldu, olacak olan olacak. Siyasi partiler ve siyasi partilere hüviyetini katan, manayı teşekkül eden insanlar dönemleri içerisinde omuzlarına yüklenen sorumlulukların gereğini yerine getirmekle mesuldürler. Türkiye 16 yıldır bir süreç yaşıyor. Geçmişte de başka süreçler yaşadı. Türkiye her açıdan aslında bir tıkanmışlık yaşıyor. Ekonomide tıkandı, siyaset açısından tıkandı, siyaset büyük bir irtifa kaybına uğradı, dış politikada tıkandı. Ciddi bir kutuplaşma var, bir gerilim var. Bu tıkanmışlık, bu gerilim, bu kutuplaşmanın olduğu yerde memleketin selamete ulaşabilmesi için konuşulması gereken gerçek gündemi de konuşamıyoruz ülke olarak. Bugünün siyasetçilerin de omuzlarına bir takım mesuliyetler, sorumluluklar düşüyor. Anın gereğini yerine getirmeleri gerekiyor. Geçmiş geçmiştir, gelecek gelecektir. Ama bugün geleceği inşa etmek için doğru olanı yapmak gerekiyordu. Aklı selim bir yerde temerküz etti. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı vardı. Türkiye'nin bu tıkanmışlıktan, bu öngörüsüzlük döneminden çıkmaya ihtiyacı vardı. Bunun için şartlar, sorumluluklar, zaruretler bizi bir araya getirdi. Aslında iyi ki de böyle bir neticeyle bu seçimlere giriyoruz. Çünkü gerçekte bugünkü Millet İttifakı'nın, bugünkü yakınlaşmanın bugünden daha çok gelecekte ne kadar değerli olduğu anlaşılacak. Türkiye'nin önünü açan bir yakınlaşma bu. Şair der ki, yolumuz birbirimizi anlamaktan geçmiyorsa varacağımız hiçbir yer yoktur. Bu ülkede var olan sıkıntılar topyekun milletin her bir ferdini ilgilendiriyor, etkiliyor. Yani umut da beraber, hüzün de beraber yaşanıyor. Bir tıkanmışlık aşılacaksa bu topyekun aşacağımız bir şeydir. Şu ya da bu siyasi partinin yalnız başına yapabileceği bir şey değildir. Ve yarın Türkiye normalleştikten sonra da şu ya da bu siyasi parti Türkiye'yi geleceğe yalnız başına taşıyamayacak bir duruma gelmiştir. Dolayısıyla biz Saadet Partisi olarak 1973 tecrübesi çok önemlidir. O günde bir önce Erdoğan Bey'in de ifade ettikleri gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli hamleleri, adımları yapılmıştır. Yani Kıbrıs zaferi ifade edildiği gibi az bir şey değildir. Türkiye ilk kez kendi sınırları dışında bir operasyonu yapıyor ve meşru ve uluslararası hukuktan aldığı yetkiyi de kullanarak bunu yapabiliyor. Bu hükümetin gerçekleştirdiği bir şeydi. Haşhaş ekimi meselesi vardı, ağır sanayi hamlesinin başlatılması vardı. Bugün maalesef AK Parti iktidarının son 10-15 yıldan beri sıklıkla siyasi malzeme haline dönüştürdüğü İmam Hatipler meselesi, o günkü koalisyon hükümeti döneminde gerçekleştirildi. Yani İmam Hatipler'in orta kısımlarının açılması ve benzeri çalışmalar. Dolayısıyla 73'ten bugüne insanımız geriye dönüp baktığı zaman o günkü koalisyon hükümetini hayırla yad ediyor. Belki her geçen yıl hayırla anılmasını, değerli olmasını anmak açısından zaman geçtikçe anlaşılır hale getirdi. Bugün Türkiye'nin normalleşmesi adına yapılan bu seçim ittifakının da değeri, kıymeti bugünkünden daha çok yarın anlaşılacak. Peki. Tekrar Erdoğan Bey'e dönmek istiyorum. Sayın Toprak, şimdi her seçim için aynı şey söylenir. Türkiye tarihinin bugüne kadarki en önemli seçimi diye. Hep bir yol ayrımından, hep bir önemli kavşaktan, hep bir hayati kavşaktan söz edilir. Ama bu seçim herhalde hem devlet yönetim sisteminin değişmesi açısından hem de bu sistem değişirken bir yandan da bir cumhurbaşkanının ve yepyeni bir parlamentonun belirlenmesi açısından önemli. Siz de az önce de girişlerde takdim ederken söylediğim gibi partinin seçim işlerini koordinasyondan sorumlusunuz. Hem Sayın İnce'nin kampanyası hem de parti olarak kampanyanız. Şimdi biraz aday belirlenmesi sürecine gidelim. Şimdi bir yandan bir ittifak oluşturdunuz.
çok ciddi bir takım görüşmeler yapıldı. Hem Temel Bey'in, hem Kemal Bey'in, hem Meral Hanım'ın çok yoğun temasları oldu. Orada aday belirlenmesiyle ilgili çok sıkıntılı bir süreç yaşandı mı, yoksa daha ziyade ittifakın ilkeleri üzerinde mi sürdü bu konuşmalar? Siz de yakın olduğunuz için o görüşmelere, biliyorum Sayın Genel Başkan üzerinden sizin de o sürece yakın bir duhlunuz olduğunu bildiğim için soruyorum. Zafer Bey, biz de aslında ittifakta ilkeler üstünde bir görüş birliğinde mütabakat oluştu. Yoksa her parti kendi adaylarını tespit etti ve kendi listelerine koydu. Yani ittifaktaki diğer partilerin adaylarına biz karışmadık, bizim adaylarımızla diğer partiler karışmadı. Yani buradaki ittifaktaki olay şuydu. Ya Türkiye bir yere doğru gidiyor ve bu bir yere doğru giderken de AKP'nin parlamentodaki sayısal gücüne dayanarak antidemokratik de bir sürü kanun çıkardı. Kendisini öne çıkartan, kendisine avantaj sağlayan kanunlar çıkarttı. Bu kanunun getirdiği bu ittifak modelinden bizim de bir ara endişesini taşıyan, bu ülkenin gelecekle ilgili kaygılarını taşıyan diğer partilerde bir araya gelelim, bir birlik oluşturalım ve bu birlikte seçime girelim. Hiç olmazsa bu ortak kaygılarımızı topluma daha rahat anlatırız ve AK Parti iktidarının bu ülkeye getirdiği o antidemokratik kanunların bundan sonraki sürecinde de dur diyebiliriz diye. Yoksa biz listelere falan, tabii ki her partinin kendi içinde liste tartışmaları vardır. Bunu kabul ediyorum. Birçok arkadaşımız bizim partimizden listede olmak ister. Ama sonuçta koyacağınız 600 tane milletvekili adı, 601 değil. Kim iyidir, kim kötüdür seçerken belli illerde hangi hatalar yapmıştır? Hatalar vardır. Mükemmel diye bir şey yoktur. Bunlar normaldir. Ama bizim ondan daha önce bu ülkeye de gelecek kaygımız var. Yani her seçim önemlidir. Doğrudur. Ama bu seçim her seçimden daha önemlidir. Neden? Çünkü öyle bir yönetim anlayışı var ki hukuku yok kabul eden, demokrasiyi yok kabul eden, o hal diye bir kanun çıkartıp o halle beraber bu ülkede tüm antidemokratik şeyleri yapmaya niyetli olan, tek adamlığa götüren ve ülkeyi de batıran bir yönetimin tehlikesi var, ayak sesleri var. Yani sendikanın grev hakkını bile o halle engellemeye çalışan bir iktidar var. İlçe kurmak için kanun hükmünde kararnameyle o hali kullanan bir iktidar var. Ve bu iktidar öyle bir noktaya getiriyor ki Türkiye 24'ünde Allah korusun İş başına geldiği zaman bundan sonraki yönetim anlayışının daha da despot olacağını, daha da totaliter olacağını görüyoruz. Şimdi böyle bir tehlike var. Peki bu iktidar 16 yıldır bu ülkeyi yönetiyor mu? Evet, yönetiyor. Geldiği noktaya bakın. Ya dış politika dibe vurmuş. Ekonomi dibe vurmuş. İşsizlik artmış. Toplumsal barış kopmuş. Artık onlar bunlar diye toplum ikiye bölünmüş ve bu daha da artarak devam ediyor. Dışarısı Türkiye'yi artık bu gelişmiş dünya ülkeleri sınıfından 3. dünya ülke sınıfına götürüyor. Bunu yapan kim? Bugünkü iktidar. Peki bugünkü iktidarın bir heyecanı var mı? Yok. Tükenmişliği var. Tükenmiş bir iktidardan söz ediyoruz. Tükenmişliği şuradan görüyoruz Zafer Bey. Seçime giderken ne vaat edersiniz? Toplumu heyecanlandıracağınız vaatleriniz olmalı. AK Parti neyi vaat ediyor? Kahvehane vaat ediyor. Ya bu toplumun ihtiyacı kahvehane midir? Kahvede kek yemek midir? Allah aşkına, tamam diyelim adam gitti kahveye. Sadece kek değil ama simit ve çay da var. Çay da versin. Peki bunun evin kadını ne yiyecek? Evin çocuğu nasıl okula gidecek, ne yiyecek? Yani hadi onu işsiz oraya koydun, kahvehaneye koydun. O evin reisini koydun. O diğerlerin olacak. O ailede yaşayan diğer bireylere kim sahip çıkacak? Onun için biz bu seçimde sorumluluğumuzun farkındayız. Biz de farkındayız. İttifakımızın diğer partileri de farkında. Türkiye dibe vurmadan hızla müdahale gerekli. Hızla bir ortak akılla bu ülkeyi o bataklığa giderken çekip almamız lazım. Şimdi aynı noktadan Birol Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi
ittifakı kurarken bir yandan tabii bir işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi tabii aranızda tartışıldı. Çatı aday mı olsun, herkes kendi adayıyla mı olsun? Bir ara Abdullah Bey'in isminin de gündeme geldiğini biliyoruz ama tabii esas olarak ilkeler ve seçimin hangi düzlemde savaşılacağı, mücadelenin hangi düzlemde savaşılacağı meselesi görüşüldü. Ama muhtemeldir ki ondan sonraki süreçte, yani şu yaşadığımız günlerde 24 Haziran'ın sonrasındaki, adını da açıkça koyalım, bir onarım süreci gerekiyor ülkede. Demin Erdoğan Bey'in sıraladığı mevzu başlıklarında ekonomiydi, o haldi, hukukun onarımı, dış ilişkilerin onarımı, ciddi bir onarım süreci gerekiyor. Ve tabii rejimin de devlet sisteminin de yeniden bir dizayn edilmesi gerekiyor. Bunları bu süreçte sürekli bir, deyim yerindeyse, dirsek temasıyla konuşuyor musunuz? Hazırlıklarınız, dosyalarınızı karşılaştırmalar, 25 Haziran sabahı ya da 9 Temmuz sabahı ne yapılacağı konusunda sürekli aranızda görüşülüyor mu? Şimdi önce şunu ifade edeyim. Yani bu seçim ittifakı yapan partiler fantazi olsun diye, keyif olsun diye bir araya gelmediler. Zaruretler bizi bir araya getirdi. Şartlar, zaruretler. Bir taraftan %10 seçim barajı var. Bizim açımızdan önemli. Bize oy verecek önemli bir kitle antidemokratik %10 seçim barajından dolayı bize oy veremiyor. Öbür taraftan Türkiye'de ciddi bir kutuplaşma, kamplaşma var. Bu seçimde bunun daha yoğun olarak kullanılacağını görüyoruz. Hep beraber görüyoruz. Yani toplum bu %50 oy üzerinden din, değer, iman, bayrak, vatan, vatanseverlik, vatan düşmanlığı neyse üzerinden ikiye bölünecek şekilde bir kampanyaya doğru götürülüyordu. Buna imkan, buna fırsat veremezdik yani. Bir taraftan Türkiye 24 Haziran'dan sonra 16 Nisan'ın sağladığı yeni yönetim şekliyle bugünkünden daha fazla bir otoriter yönetime doğru evrilecek. Telafisi daha zor bir süreç yaşanacak. Bunu görüyoruz. Yani akıl bir şeyin sonunu düşünmektir, görmektir. Bunu görüyoruz. Öbür taraftan seçim barajı, öbür taraftan kutuplaşma. Bütün bu zaruretler bizi bir araya getirdi. Biz çok tabii ve doğal olarak bu zaruretlerin merkezine şu 3-4 ilkeyi koyduk. En tepede adaleti koymuşuz. Sonra kuvvetler ayrımını koymuşuz. Sonra kim gelirse gelsin. İster biz alalım Cumhurbaşkanlığı, ister başka siyasi partiler almış olsun. İttifakın bileşenler arasında söylüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi bir onarım süreci yaşanacak. Yani bu böyle gitmez. Süratle parlamentonun güçlendirilmesine dönük. Kim kazanırsa kazansın. Bir defa biz, genel başkanımız bunu her platformda dile getiriyor. Biz iş başına geldiğimiz zaman Cumhurbaşkanlığı bize deruhte edilirse milletimiz tarafından, biz gelir gelmez süratle bugünkü yetkilerimizi bir kısmını doğal olarak parlamento henüz daha yasalaşma olmadan bile devredeceğiz. Kendimizi denetimi açık hale getireceğiz. Meclisi güçlendireceğiz. Yürütme de güçlü olacak ama yürütme parlamentonun denetiminde olacak ve yargımız, yani adalet mekanizması hem parlamentonun hem de yürütmenin tesirinden, baskısından uzak şekilde tahkim edilecek. Bu hep bütün vatandaşlarımızın, insanlarımızın beklediği şeydir. Öncelik sıralamanız var mı bu söylediklerinizde? Yani mesela meydanlarda ben dinlediğim zaman Muharrem Bey diyor ki ilk önce yargı, bağımsız bir yargı oluşması önemli. Çünkü sistemdeki bütün arızalar neticede yargıya taşındığı zaman şu anda tek bir liderin, tek bir kişinin hakimiyetinde tayinleri yapılmış bir yargı sistemi var. Gidip bir yerde tıkanıyor. Anayasa Mahkemesi'nde de tıkanıyor. Oralarda, buralarda. Ya, iç içe girmiş 3-5 meselemiz var. Bir, özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması. İki, adaletin... Mesela o hal mi birinci önce? İşte diyorum ya, özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması. Bu özgürlüklerin önündeki engellerin oluşumundaki en önemli şey nedir? Keyfi bir şekilde doğal hale getirmiş olan olağanüstü halin kaldırılması, memleketimizin iş ve işlemlerinin kanun hükmünde kararnamelerle yürütülmemesinin, meclisin devreye alınmasının. İki, adaletin gerçek manada bu ülkede uygulanır hale gelmesidir. Bunun yanında kuvvetler ayrımının olması. Alt başlıklar geliyor, artık üretim ekonomisine geçilmesi, şeffaflık, denetim, hepsi iç içe girmiş durumlar. Yani şunu yapacağız, diğerini tehir edeceğiz diye bir şey yok. Ama bugün muzdarip olduğumuz bir şey var. Kamplaşma ve kutuplaşma var. Buna bütün siyasi partilerin
el birliği, yüreklerini ortaya koyarak berhava etmesi gerekiyor. Adalet yerlerde sürünüyor. Bunu süratle takip etmemiz, güçlendirmemiz gerekiyor. Yani meşhur sözdür. Bir ülke, bir yönetim küfürle devam edebilir ama zulümle, zalimlikle devam etmez. Dolayısıyla bu hususta bütün siyasi partiler, daha doğrusu bütün akli selimi, bütün siyasi partilerde var bu akli selim aslında. Ama Türkiye bir arizi dönem yaşıyor, bir fetret dönemi yaşıyor adeta. Akıl devreden çıkmış, tek akıl çerçevesinde. Ama bu tek akıl da Türkiye'nin kendi başına ihdas etmiş olduğu bir tek akıl değil. Türkiye üzerinde büyük bir operasyon yürütülüyor. Türkiye zayıflatılıyor her açıdan. Yani demokrasi açısından zayıflatılıyor. Ekonomik açıdan zayıflatılıyor. Dış politika açısından, sosyal dünya açısından, eğitim. Her açıdan Türkiye zayıflatılıyor. Türkiye yumuşak lokma haline getiriliyor. Türkiye yeryüzünde yeni, yani coğrafyamızda sınırlar yeniden çiziliyor. Yeni devletçikler teşekkül ettiriliyor. Burada bütün mazlumların umudu olan, bölgemizin en önemli ülkesi olan Türkiye'nin beraberde ortadan kaldırılması gerekiyor. Ya da Türkiye'nin de bu büyük projeye payan da edilmesi gerekiyor. Peki soruma geri dönersek, yani bu süreçte de ittifakı oluşturan bileşenler, işte İYİ Parti, siz, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti, bu onarım sürecine ilişkin planlarınızı, dosyalarınızı birlikte gözden geçiriyor musunuz? Yani şöyle, o anlamda da bir şöyle bir şey süreç yok. Yani dediğimiz gibi hem İYİ Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bizim kendilerimizin çok farklı programlarımız var. Yani parti programlarımız var. Kesişen noktalarımız var, ayrıştığımız noktalarımız var. Ama prensipler açısından Türkiye'nin normalleşmesine ilişkin temel yaklaşımlarımız aynı. Bir önce söyledik zaten, evet. İttifak bildirgesinde de bunların altı çizilmiş. Ve bizim şu anda yaptığımız bir seçim işbirliği, seçim ittifakıdır. Yani bir koalisyon olarak biz bir araya gelmedik. Parlamento aritmetiği oluştuktan sonra Türkiye'nin ayrıca normalleşmesi için atılması gereken adımlar neyse onu siyasi partiler... Yani bir koalisyona dönüşebilir de dönüşmeyebilir de. Her şey mümkündür. Onarım zarureti noktasında şeysiniz. Tek tek de müşterek de aynı kanaatteyiz. Peki. Erdoğan Bey'e aynı soruyla dönmek istiyorum. Ortak müştereklerimiz zaten oluşmazsa bu dört parti bir arada olmazdı. Yani ortak kaygılarımız, ortak önceliklerimiz aynı. Kaygılarımız, Türkiye tek adam yönetimine gidiyor. Türkiye ortak aklı kaybetmiş, uzlaşı kültürünü kaybetmiş. Bir tek kişinin tespit ettiği, bir tek kişinin ortaya koyduğu fikirleri diğer parlamentoda bulunan, işte sayısal çoğunluğu bulunan AK Parti grubu takip ediyor. Bu böyle devam ederse Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kaygılarımız var. Bu ortak kaygıları taşıyan bizler, yani bu dört parti nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tekrar güçlendirilmesi, kanun hükmünde kararnamelerle değil de orada meclisin çıkaracağı kanunlarla, herkesin ortak aklıyla çıkartılan kanunlarla bu ülkeyi yönetilmesi. Ama ondan önce eğer biz parlamentoda çoğunluğu alacağımızı görüyorum, inşallah da alacağız, İlk işimiz o hali kaldırmak. Türkiye'yi normalleştirmek istiyoruz. Yani Türkiye'yi o halde yönetemezsiniz. O halde ben yaptım olduğu mantığıyla yönetemezsiniz. İlk yeminimizi ettikten sonra herhalde o hal kanunu gelecek. Birinci öncelik bunu kaldıracağız. Sonra güçlendirilmiş parlamento sistemini getireceğiz. Sonra güçler ayrılığını getireceğiz. Yani adaleti bu ülkede tesis edeceğiz. Bu ülkenin çadırının direği adalettir. Adaleti siz oradan aldığınız zaman çadır çöker. Türkiye çöküşü bunun için yaşıyor. Yani Türkiye dolar 5000 liraya çıktıysa bunun altındaki yatan neden Türkiye adaletten uzaklaştığı içindir. Çünkü hiçbir aklı selim, hukukun egemen olmadığı, haklarının garanti altında olmadığı, adaletin işlemediği bir ülkede yatırım yapmaz. Bakın Türkiye uluslararası alanda 2008'e kadar 20 milyar dolar gibi bir yatırım geliyordu. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, o tek adamla gidişten sonra uluslararası yatırım Türkiye'den düşmeye başladı. Önce 8 milyara düştü, şimdi çok daha onun altına geldi. Türkiye uluslararası alanda yatırım gelmezse Türkiye ekonomisini kalkındıramaz. Türkiye 81 milyon nüfusunun
geleceğini garanti altına alamaz. Eğitimini çağdaş bir dünya normlarına getiremez. Bizim hedefimiz belli. Biz 5 tane temel ilke koyduk. Dedik ki kardeşim biz gelirsek 1. bu ülkenin ekonomisine el atacağız. Çünkü ekonomi önemli. Herkesin işi, herkesin aşı. Biz ekonomiyi kalkındıramazsak, üretemezsek bu ülkeyi ayağa kaldıramayız. Bugün ne yapılıyor? Bugün rant ekonomisi var, beton ekonomisi var, üreten ekonomi yok. İşte yollarla, köprülerle de övünen bir hükümet var. Buna son vereceğiz. Artık çarklar dönecek, artık benim vatandaşım gidecek, fabrikada alın terini dökecek ve orada huzur içerisinde gelip evinde bununla yaşayacak. İkincisi nedir? Dış politikayı değiştireceğiz. Yani böyle bir, herkesle kavga eden bir dış politika olabilir mi? Herkesle kavga eden, herkes bizim düşmanımız. Yok öyle bir şey. Ya yıllardır biz bu ülkelerle işbirliği içerisindeydik. Bunlar bizim düşmanımız değildi. Avrupa Birliği hedefinden vazgeçmeyeceğiz. Bunu Avrupa Birliği için değil, kendimiz için yapacağız. Yani ben Avrupa Birliği istiyor diye kanun çıkartmayacağım. Ben Avrupa Birliği kanunları dünya standartındaysa, benim ülkeme de refah getiriyorsa onu ben hiç beklemeden çıkartacağım. Dış politikada hamlelerimiz olacak. Bir de OBİT diye bir projemiz var. Orta Doğu Barış ve İşbirliği. Bu çok önemli. Yani benim doğumda, güneydoğumda kan akıyor. Bir savaş var. Savaş kiminle kimin arasında o da belli değil. Hatırlatalım onu. Türkiye, İran, Irak ve Suriye'yi evet, bir yani, arada evet, toplayacak. Türkiye, İran, sizin dediğin Irak ve Suriye arasında oturup konuşalım. Ya burada bu kan niye akıyor? Dökülen Müslüman kanı. Niçin aktığı belli değil ama uluslararası aktörler o bölgede bir gün o terör örgütünü kullanıyorlar, bir gün diğer terör örgütünü kullanarak o bölgede huzur kaçtı. Ondan dolayı benim ülkemde 4 milyona yakın Suriyeli geldi. Benim ekonomim yerlerde, ben buraya 35 milyar dolar gibi bir para aktarmışım, harcamışım. Yetmemiş. Ben her yıl o ülkelere, o gümrük kapısından 16,5 milyar dolar o ülkeden ihracat yapıyordum. O ihracatım 8 yıldır, orada 8. yıla giriyoruz. Hadi 7 yıl kabul et, 7 tam yıldır 16,5 milyar dolar benim girdim olan 100 milyara yakın, milyar dolara yakın ben bir ticari kaybım var. Yani bu politikayı ben terk edeceğim. Evet. Yeni Merkez Türkiye. Reklamla bölmemek açısından bu 5 maddeyi hızla toparlarsak bir reklama gidelim sonra devam Tabii. edelim. Toplumsal barışı getirmek istiyoruz. Yani bu ülkede bir Kürt meselesi var. Bunu artık masaya yatırıp kapalı kapılarında değil, toplumun önünde herkese hesap vererek ve parlamentoda bunu çözmek istiyoruz. Eğitim politikasını bu ülkenin alıp çöpe atıp temiz bir eğitim politikasıyla bu ülkenin gençliğini yetiştirmek istiyoruz. Bir de özgürlükler, insan hakları konusunda da adımımızı atacağız. Açılımını sonra yaparız. Peki, hemen aradan sonra devam ederiz. Cem TV'de, Seyri Alem'de bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nden parti meclisi üyesi ve İstanbul Milletvekili Sayın Erdoğan Toprak'la ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili adayı Sayın Birol Aydın'la kısa bir aranın ardından konumuza devam edeceğiz. Bizim Kerem var mahallede, girdi içeri elinde 25 kuruş. Kandel amca, buna top olur mu? Olmaz dedim. Dedim ama çok üzüldüm. Düşündüm ne yapsak. Ertesi gün 25 kuruş daha bulmuş. Peki ya buna top olur mu? Yanımda getirdiğim kitapları çıkardım. Dedim ki bunlardan birini okuyup bana özetini anlatırsan sana istediğin topu ne veririm. Çektim. Helal olsun bir günde okumuş. Kavga etmemek üzere söz vermişti. Aferin sana. Kandel amcanın bakkalında başlayan hikaye paylaştıkça çoğaldı. Ülkenin dört yanına yayıldı. Gelin çocuklarımızın hayal güçlerini büyütmeye ve paylaşmaya devam edelim. Çünkü sevgini verirsen eğer paylaşmaya değer. Türk Telekom. Vestel 4K Ultra HD televizyonların ekranları büyüdükçe fırsatları da büyüyor. 2000 liraya varan indirimler sizi bekliyor. Fırsatınız bol, vurduğunuz gol olsun. Ayna ayna, söyle bana evimi bu kadar güzelleştiren başka 75'lik var mı bu dünyada? Var tabii. Winhouse'la benim de salonum aydınlık, manzaram geniş. Evim güvende, param da cebimde.
6+1 yalıtım odacığı sayesinde. Bu mükemmel pencereye sahip olmak sizin de hakkınız. Windhouse. 75'likte son trend. Edremit Körfezi'nin tanınan inşaat firması As Yılmazlar Limited şirketinin Elia Yaşam Evleri projesiyle Körfez'e yeni bir yaşam anlayışı sunmaktadır. Projemizde tamamı bitmiş yapı kullanması alınmış 6 blok, 92 daire, 4 iş yeri mevcuttur. 24 saat özel güvenlik ve kamera sistemiyle güvenliğiniz sağlanmaktadır. Bloklarımız 4 kat ve her katta 4 daire olacak şekilde tasarlanmıştır. Dairelerimiz 2+1 108 metrekare ve 3+1 128 metrekare şeklinde uygulanmıştır. Sitemiz havaalanına 10 kilometre, denize ise yürüme mesafesindedir. Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın ikinci yoğun oksijeninin dağ, deniz ve termal turizminin bir arada olduğu bölgemizde siz değerli canları görmek isteriz. İrtibat numaramız 0090 266 384 1368, 0533 453 0422, 0532 724 2321, 0532 706 0893. As Yılmazlar İnşaat Limited Şirketi, Elia Yaşam Evleri Projesi. Türkiye'nin özü sözü doğru bir sese ihtiyacı var. Temel Karamollaoğlu. Geleceğin için değiştir. Saadet Partisi. Cem TV'den tekrar merhabalar. Zafer Arapgeli ile Seyir Alem programını izliyorsunuz. Bu akşam seçimlerdeki Millet İttifakı'nın iki önemli unsuru Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi'nin iki değerli temsilcisini ağırlıyoruz. Sayın Erdoğan Toprak'la Sayın Birol Aydın bizlerle birlikte. Erdoğan Toprak araya gitmeden önce partisinin öncelikli 5 gündem maddesini hatırlattı. Zaten bu 5 gündem maddesi hem Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı kampanyasında öne çıkıyor hem de Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla vurguladığı onarım süreciyle ilgili olarak önceliklerini ifade ediyor. Tekrar Sayın Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'a dönmek istiyorum. Şimdi kampanya süresince biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı olarak sizin genel başkanınız aynı zamanda hem partinin kampanyasını hem de Cumhurbaşkanı adayı olarak kampanyasını devam ettiriyor. Sizin kampanya nasıl gidiyor onu soralım ilk önce. Muhtemeldir ki yani bizim dışarıdan baktığımızda düşündüğümüz ya da tahmin ettiğimiz şey sizin içinizden çıkmış ve iktidar olmuş ve ülkeyi 16 yıldır yöneten aslında kendi Milli Görüş Hareketi'nin unsurlarıyla da bir yandan mücadele ediyor gibisiniz. Bunun özel zorlukları var mı? Yani her seçim döneminin kendine has avantajları, dezavantajları var. Biz bu seçim döneminde yani kampanya süresinde yani bunu neşe ve bir eğlenceye dönüştürerek yürütüyoruz kampanyamızı. Yani teşkilat mensuplarımız adeta kilitlendiler. Yani parlamentoda olabilmenin de toplumun çok farklı kesimlerinden hem genel başkanımıza hem Saadet Partimize yönelik teveccühün, müsbet yaklaşımın olduğunu görmeleri teşkilat mensuplarımıza ayrı bir heyecan şüphesiz katıyor. Tabii bunun yanında bir takım zorluklar da yaşıyoruz zaman zaman demeyeyim çoklukla bir takım ölçüsüz müdahalelere, davranışlara, sözlere de bizim teşkilat mensuplarımız, kampanya yürütenlerimiz muhatap oluyorlar. Bu bizi üzüyor ama bu bile başlı başına bu ittifakın, bu ülkenin kutuplaşmasının, kamplaşmasının ne menem bir şey olduğunu genel başkanımız her konuşmasını neredeyse en başına alıyor yani en önemli meselemiz diye. Bunun ne kadar esaslı bir gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Ama iyi bir süreç yürütüyoruz. Yani emin olunuz yani toplumumuzun çok farklı kesimlerini. Yani bu sadece bu ittifakı yaptığımız için ittifakın bileşenleri içerisinden bir teveccüh olarak söylemiyorum. Çok farklı kesimlerden, çok aykırı
tabandan zıt olduğumuz kesimlerden bile çok müsbet yaklaşımlar alıyoruz. Şimdi demin mesela kastettiğim şey şuydu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerinde öyle ileri giden ve zaman zaman hakaret boyutuna ulaşan ifadeler var ki mesela size alanda şey gibi geliyor mu bu? Mesela CHP zihniyeti diye böyle bir hakaret anlamında bir kelime kullanıyor. İşte CHP zihniyetiyle kol kola giriyorsunuz. Mesela bugün Sayın Demirtaş'tan terörist başı diye söz etti Sayın Cumhurbaşkanı. Sanki aynı ittifak blokunda gözüküyorsunuz. Onlarla da bir araya geliyorsunuz gibi size bir şey geliyor mu? Ya falan. Geliyor mu ne demek? Yani bizim şeyimiz ne? Yani biz şimdi Erdoğan Bey'le yan yana program yapıyoruz. Bu bile sorun birileri için. Cem TV'ye çıkmak da birileri için sorun. Siz nasıl olur da şunları yapanlarla bir araya geliyorsunuz? Şunlarla nasıl onların kanallarına çıkıyorsunuz? Şunlara nasıl ödül veriyorsunuz? Şunlar müthiş bir şey var yani, ne diyorlar ona, saldırı var yani aşağıda. Ama bu ben AK Parti çevresinde muayyen bir kitle tarafından yapılıyor. Yukarının dili aşağıda bir kısımlarınca müşteri haline dönüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunlara çok elverişli üslubu olduğu için aşağıda da insanlar ölçüsüzce bunu söylüyorlar. Ama bizim bu konuda en rahat siyasi partiyiz. Çünkü biz her zaman şunu söyledik. Arkadaşlar, kardeşler, değerli vatandaşlarımız, canlarımız, ciğerlerimiz, biz kimiz ya? Biz bu ülkenin insanları değil miyiz? Coğrafya kaderimiz değil midir? Hüzünde, umutta, sevinçte müşterek değil mi? Biz aynı apartmanda yaşayan komşular gibi değil miyiz? Benim huzurum alt komşumdaki komşumun huzurundan geçmez mi? Diyarbakır'ın huzuru Mardin'in, Mardin'in huzuru İzmir'den geçmez mi? CHP'nin huzuru MHP'den, MHP'nin huzuru AK Parti'den, dindar huzuru dindar olmayandan, Alevi'ninki Sünni'den, Sünni'ninki Kürt. Yani biz birbirimizin içine girmişiz. Birimizin huzurlu olabilmesi diğerlerimizin huzurlu olmasından geçiyor. Dolayısıyla bu kadar hakikatin içerisinde şununla ya da bununla yan yana geliyor musun, gelmiyor musun, neden geliyorsun, o cümleyi neden kullandın diyenlere karşı bir savunma içerisine girmiyoruz. Biz hücum halindeyiz. Biz herkesle bir araya gelebiliriz. Herkesle oturup memleketin meselesini konuşabiliriz. Herkesle ittifak yapabiliriz. Herkesten kastımız nedir? Ülkemizin, milletimizin huzuruna, sekinetine, geleceğine fayda olacak. Yani demokrasi ortak faydasında yani bir araya geliyor. Diyalog halinde olamayacağımız kimse yok ki. Bir de bu seçim özelinde Sayın Genel Başkanınız Temel Bey'in bir bilge başkan imajı ile ortaya çıkması galiba işe yaradı gibi gözüküyor. Yani benim genelde edindiğim izlenim, o söylemi, tavrı, televizyon programlarındaki takındığı tavır öteki seçimlerden farklı olarak biraz daha farklı bir Temel Bey figürü çizdi. Onun da meyvesini topluyor gibi misiniz meydana? Şüphesiz topluyoruz ama şunu da çok açık ifade edeyim. Yani biz genel başkanımızın o bilge sıfatının altındaki varlığı, değeri hakkıyla toplumumuza aktaramıyoruz. Kendileri çok aşırı mütevazi. Yani mütevazi olmak için mütevazi değil, mütevazi. Dolayısıyla biz aradan çıkartıp bunu topluma takdim etmeye çalışıyoruz. Gerçekten ben şunu, yani kendisiyle çalışmaktan onur duyuyorum. Yani uzun yıllar genel başkan yardımcısı, ben de genel başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Çok uzun yıllar Asari'de takip ediyorum. Bir iki şeyi özellikle söylemekte fayda görüyorum. Bir defa hani bu planlı çalışmak, herkesle çalışmak, istişareye açık olmak hususunda ben çok mümeyyiz bir yerde duruyorum, çok kıymetli bir yerde duruyorum. İkincisi dış politika ile ilgili, altını çizerek söylüyorum. Ülkemizde çok değerli dış işlerinden emekli, mevcut, çok değerli diplomatlarımız var. Yani onlara değil sözüm ama bir kıymeti dile getirmek için söylüyorum. Bence bugün Batı'nın da, Amerika'nın da, Orta Doğu'nun da diplomasini en iyi bilen, en iyi bilen olarak söylüyorum. Ve İslam coğrafyasındaki hareketleri, yani sivil toplum hareketlerini, İslami hareketleri, onların dengelerini bilen, Batı'yı en iyi bilen, Batı'da okumuş ve Batı'yı en iyi bilen ve partimizde en uzun dönem dış ilişkileri yürüten birisi olarak bugün Türkiye'nin de en büyük sıkıntılarından birisi olan dış politika çıkmazında genel başkanımızın bilgeliği ayrı bir yerdedir.
Peki. Tekrar size döneceğim. Erdoğan Bey'le devam edelim. Şimdi sizin partiniz üzerinde biraz farklı bir durum var. Şöyle ki Sayın Genel Başkan aday olmadı. Zaten baştan da söylemişti ısrarlı sorulara rağmen ve hatta Sayın Cumhurbaşkanı da ısrarlı davetine rağmen sen madem genel başkansın niye olmuyorsun diye Muharrem İnce tercihini kullandınız ve alanlar da gösteriyor ki o tercih tutmuş gibi gözüküyor. Siz şimdi tabii kampanyadan sorumlu parti yöneticisi olarak biraz daha yakından onu izliyorsunuz. Muharrem Bey alana çıktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün ve Kemal Bey'in Muharrem Bey'i yalnız bıraktığı, işte onun kampanyasına destek vermediği gibi bir takım suçlama, bir takım tezvirat da dolaşıyor. Bu görüşe katılmayanlar var. Öyle bir durum var mı? Bir de Muharrem Bey'in geçmiş bir iki kurultayda Kemal Bey'e karşı genel başkanlık yarışına girmiş olması partide böyle bir bölünme falan yaratmış da bu kampanyaya yansıyor mu? O konuda merak edilenleri de sizden duymak isterler herhalde. Şimdi bu eleştirilere katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Burada düşünün ki size rakip olmuş, 3 kurultayda rakip olmuş bir kişiyi siz kamuoyunu ölçümler yapıyorsunuz ve orada o isim çıkınca al bu bayrağı sen taşı diyorsunuz. Bununla da yetmiyor. Tüm miting alanlarını o kişiye devrediyorsunuz. Ve siz salon toplantılarına geçiyorsunuz. Yani tüm partinin vitrinini bir kişinin emrine veriyorsunuz. Ve onun kullanımına veriyorsunuz. Bu çok büyük bir özveridir. Bu çok büyük bir bilgelik ister. Büyük bir bağkur duruş ister. Bu bilinçli bir tercih diyorsunuz. Evet. Bunu yani birinin yıldızının parlaması, ötekinin sönmesi gibi algılanmamalı değil, diyorsunuz. Değil. Bu bir strateji. Ve Sayın Kılıçdaroğlu bunu açık yürekle, özgüveniyle bunu Sayın Muharrem İnce'nin çalışma alanını açmak için sağladı. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür etmem lazım. Çünkü bu stratejiyi baştan, bir kere bu stratejinin evveliyatı var. Evveliyatı nedir? 16 Nisan 2017'de bu hayır bloğu birleşenleri bir araya getiren ve onun öncülüğünü yapan kişilerden bir tanesi Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Yani biz Saadet Partisi ile, İyi Parti ile, Demokrat Parti ile, ki o gün İyi Parti yoktu ama Meral Hanım vardı. O aktörlerle bugün bir araya gelmedik. Bu tehlikeyi, anayasa referandum tehlikesini gördüğümüz günden bir aradayız. Evet, orada hakkını teslim etmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 17 Nisan sabahından itibaren o hayır bileşenleri şemsiyesini oluşturmak için Kemal Bey'in bir evet, yani vardı, doğru. Orada Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir şey yaptı, bir strateji izledi. Arkadaşlar bu Türkiye meselesi, tek benim meselem değil. Bu antidemokratik anayasa tek adamla doğru gidiyor, tek adamlık da bu ülkenin başına bela olacak. Gelin hep beraber önce bu belayı başımızdan savuşturalım dedi. Ve öyle bir şey yaptı ki partiyi geri çekti. Logosunu geri çekti, bir güneş, bir kız partiyi çocuğu. Partiyi geri çekti derken? Parti örgütü olarak görünürlüğü geri çekti ama örgütün gücünü evet, Muharrem Bey'in arkasına yığdı. Yok şey için diyorum 16 Nisan 2017'yi kastediyorum. Evet. Ve orada hiçbir parti rahatsız olmaması için elinden gelen her şeyi yaptı ve orada biz %50'ye yakın bir oy aldık hayır bloğu olarak. Sandıklarda belli şeyler oldu. Doğu ve Güneydoğu'da sandık başındakileri İçişleri Bakanlığı işte karakollara götürdü, oy pusura. Bunlar oldu. Bunları geçiyorum. Ve o gün temeller atıldı ve bugün bu ittifak yola çıktı. Bu ittifak yola çıkarken birbirine de güveniyordu. Davası da aynıydı, öncelikleri de aynıydı. Burada da bayrağı Sayın Muharrem İnce'ye teslim ettikten sonra ben genel başkanım, her yerde ben önde olacağım, egosunu bir kenara bıraktı. Her gün 4 tane toplantı yapıyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle, iş dünyasıyla, KOBİ'lerle. Ama bunu yaparken Muharrem Bey'in önüne hiç geçmeyi niyet etmiyor. Büyük mitingler yapayım ben de beni görsünler edasında değil. Ben bir kişiye daha nasıl bu tehlikeyi anlatırım, kendi vizyonumuzu nasıl anlatırım, ikna ederim noktası Sayın Kılıçdaroğlu. Birlikte hiçbir mitingde gözükmeyecekler. Bu konuda bir karar, kesin karar var mı? Kesin, bu konuda kesin kararımız var. Hiçbir yerde platformda birlikte gözükmeyecekler. Bu bir partinin stratejisi, politikası. Ama yani bu araları bozuk söylentisini yaratma
pahasına bunu bilinçli tabii olarak ki, yapacağız. Tabii ki yani biz stratejimizi biri bizi eleştirecek diye doğrumuzdan vazgeçecek değiliz. Doğru bizim doğrumuz. Biz bu doğruda yürürüz. Ve bu doğruyu mimarı da Sayın Kılıçdaroğlu. Bunu kabul edelim. Bunun biz doğruluğunu test ettik mi? Evet, 16 Nisan 2017 referandumda bu politikalar test edildi. Bugün de Sayın Muharrem İnce anketlerimizden çıktı. Burada kamuoyunda oy alabilir diye Sayın Muharrem İnce rakibi olmasına rağmen Kılıçdaroğlu emaneti ona teslim etti. Ha, Kılıçdaroğlu olabilir miydi? Tayyip Erdoğan bunu istiyordu. Sayın Kılıçdaroğlu ilk günden beri söylediği bir şey vardı. Bir yıl önceden, bugünlerden çok çok önce. Genel başkan burada yarışmamalı. Çünkü bu bir geçiş süreci, tarafsız biri olmalı. Bu tarafsızlığıyla bu ülkede tekrar güçler ayrılığını tesis etmeli. Güçlü parlamentoyu tesis etmeli. Emanetçi olmalı, altyapısını hazırlamalı. Ama o zaman şunu sormak lazım. Yani tarafsız biri olmalı derken Muharrem İnce de tarafsız biri değil. Neticede Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olmuş ve o kapıdan dönmüş birisi. Yani Cumhuriyet Halk Partili. Tamam, rozetini çıkardı ama. Rozetini çıkar. Şimdi tabii ki biz Türkiye'de siyaset yapan hiç sıfır kilometre tarafsız birini bulamayız. Ama burada bir tarafsızlık rolü üstlenen bir kişiye biz bu emaneti verdik. Bunu karar verecek halktır. Ve rozetini çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti bayrağını, rozetini yakasına taktı. Ve yola çıktığında şunu söyledi. Türkiye'de güçlü parlamentoyu, bağımsız yargıyı, güçler ayrılığını bu ülkeye getireceğim. Güçlü parlamento kendi içinden tekrar yoluna devam edecek. Yani sonsuza dek başkanlık sistemiyle ben bu ülkeyi yönetirim iddiası yok. Böyle bir şeyi zaten istemiyoruz zaten. Diyor ki 2 yıl ben bu yetkileri kullanacağım ama o geçiş sürecine katkı vereceğim diyor. Dönüşüm sürecine katkı vereceğim diyor. Cem TV'de Seyri Alemi izliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Erdoğan Toprak da Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Sayın Birol Aydın'ı ağırlıyoruz. Tekrar Birol Aydın'a dönmek istiyorum. Şimdi Birol Bey, seçim kampanyasının hemen başlarında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bugüne kadar belki hiç görülmedik biçimde farklı inançlara, farklı mezheplere, farklı toplumlara yaklaşımı ile ilgili dikkat çekici bir açıklaması vardı. Alevi cemaatinin ibadetiyle ilgili yeni hukuksal, hukuki düzenlemeler yapılacak, yeni bir hukuki çerçeveye oturtulacak dedi. Kastettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıyla da tescil edilen cemevlerinin ibadethane sayılması meselesiydi. Şimdi bir, sizin partinizin bu konudaki vaadini ya da yaklaşımını soracağım. İkincisi de malum 1993 Sivas'taki Madımak olayları çerçevesinde Sayın Genel Başkanınıza yönelik bir takım rahatsızlıklardan dolayı alanda bu konuyla sıkça muhatap oluyor musunuz? Onu nasıl gideriyorsunuz ve bu konudaki sizin yaklaşımınız ne? Evet, yani her şeyden önce eğer AK Parti bu konuda bir takım düzenlemeler yapacak idiyse bugüne kadar neden yapmadı? Yapılmalıydı. Ki Türkiye'de yaşayan 81 milyon insanımız kendilerini nasıl tanımlıyorlarsa, nasıl ifade etmek istiyorlarsa onu bir hukuk statüye kavuşturmak icap eder. Temel yaklaşımımız budur. İnsanların doğuştan getirmiş oldukları hakları pazarlık ve müzakere konusu yapmamak bizim temel ilkemizdir. Ki bunlar doğuştan gelen haklar, yaşama hakkıdır, mülkiyet hakkıdır, inanç ve fikir hürriyeti hakkıdır. Bu çerçevede örgütlenme hakkıdır ve aklın korunması ve neslin korunması hakkıdır. Bu 5 temel hak müzakere konusu edilemez. Türkiye'de özgürlükler, Türkiye'de temel hak ve hürriyetler kişiler lehine tanzim edilir. Bir tek sınırımız vardır, kırmızı sınırımız vardır. Kimse kimseye kendi inancını, kendi düşüncesini, kendi ideolojisini zorla ve şiddet yoluyla kullanarak benimsetme çabası içerisinde olmayacak. Devlet bu sınırı koruyacak. İkincisi, neydi soru olarak? Sayın Genel Başkan'ın Sivas Madımak katliamı döneminde bulunduğu konum nedeniyle ona
alanda kampanya sırasında gelen şeyleri nasıl görüşülüyor? Çünkü Madımak katliamında, Sivas katliamında önemli bir konumdaydı Temel Bey. Orada belediye başkanı konumundaydı. Ondan dolayı hala suçlandığı gibi bir gerçek var ortada. Yani Sivas hadiseleri, Madımak faciası başlı başına bu ülkede her bir vicdan sahibi insanımızın yüreğinden derinden sarsmıştır. Hiç arzu edilecek bir şey değildir. Eğer birisi bu yönde bir imada bulunuyorsa insaniyetini, İslamiyetini bir kenara bırakmış manasına gelir. Genel başkanımızla ilgili uzunca yıllardan beri biraz önce söylediğiniz şekilde bir algı vardı. Ancak bu son bir yıldan beri bunlar ortadan kalktı. Bir defa artık medya eskisi gibi değil. Yani daha doğrusu sosyal medya diye bir medya var. Hakikatler daha yoğun konuşulabiliyor. Doğru habere de yanlış habere de insanlar çabucacık temas edebiliyorlar. Genel Başkanımızın, Temel Karamollaoğlu Bey'in Sivas hadiselerinin olduğu gün orada toplumu teskin etmek için yapmış olduğu konuşma ortadadır. Ve kendilerinin bu konuda beyanı açıktır. Bir belediye başkanı olarak benim dönemimde bu işin hadisenin cereyan etmiş olması başlı başına benim için yeterli bir elemdir, acıdır. Ama bir katliam olduğunu hala kabul etmiyor galiba Temel Bey. Yani katliam kelimesini kullanmayı reddediyor, o noktada eleştiri alıyor. O bir miktar hukuki terimler üzerinden bunu söyledi ama gerçekte yani birebir konuştuğumuz zaman da mesela zaman zaman oluyor. Efendim siz televizyonda şu zamanda bununla ilgili böyle bir kavram tartışmasına girdiniz. Tutuyor bize bunun izahını ediyor, canı yanıyor, gözleri doluyor bu konuyla ilgili olarak. Yani gerçekte orada bir katliam vardır. Gerçekte orada 35 insanımızın hayatı ne sebeple olursa olsun, hangi sebeple, hangi iç, dış, kimin eliyle olursa olsun 35 can gitmiş orada yani. Katledilmişti. Bitti. Ama bunu söylemek çok zor olmasa gerek Temel Bey için. Tekrar sorularsa söyler herhalde, bilmiyorum ben. Peki. Çünkü son zamanlarda artık sorulmuyor bu soru. Ama onu giderecek bir yaklaşım içinde olduğunu söylüyorsunuz Temel Bey'in söylemlerinde. Erdoğan Bey, size dönmek istiyorum. Sizin partinizin böyle bir yani bu deminki bağlamda bir sorunu yok. Öteden beri Kemal Bey'in olsun, değişik yönetimlerin olsun, cemevlerine ibadethane statüsü kazandırılması yolunda kesin bir anlayışı var. Bu iktidara gelirseniz, koalisyon, ittifak ya da tek başınıza iktidara gelirseniz, yani 25 Haziran sabahını görmek şimdiden çok kolay değil ama ne kadar öncelikli bir çözüm gündeminiz olacak? Bu bizim öncelikli konularımız arasında. Yani düşünün ki bu ülkenin biz 81 milyondan vergi alıyoruz ve bu 81 milyondaki vergiyi bu ülkede insanların ibadetlerini rahatlıkça yapması için altyapı olarak devlet Diyanet diye bir birim kurmuş. Diyanet İşleri Başkanlığı insanların ibadetlerini özgürce yapması için katkı veriyor. Ama şu anda bu ülkenin işte 15 milyon, 20 milyon civarında bir Alevi kesiminin ve bu bütçeden faydalanmayıp çocuklarına kendi inançlarını öğretememesi, artı ibadethanelerinin tesisinde zorluklar, işte elektriğiydi, suyuydu, belli şeylerde lütufta bulundular ama bu tam bir şeye bağlanmadı hala. Bizim görevimiz toplumumuzun herkesini özgürce ibadetini yerine getireceği hem mekanlar hem de o mekanların içerisindeki o insan kaynağını yetiştirmek. Yani bunun Hacı Bektaş'ta bir üniversite bu konuda kuruldu ama bunun çok yeterli olduğunu sanmıyorum. Bu Sayın Ecevit dönemindeydi, 2000'lerdeydi bu olay. Bunun daha da güçlendirerek herkesin inancını özgürce yaşayacağı ama özgürce o bilgiye de sahip olacağı, o alimleri yetiştirecek bir yapının da kurulması lazım. Bu toplum birbirini doğru anlaması lazım. Yani hala da 1990'lara kadar Alevi inancına mensup kişilerin inançlarıyla ilgili kamuoyunda bazı laflar vardı. Yani bu birbirini tanımamaktan geliyor, ben öyle anlıyorum. Yoksa yani bu nasıl bir şey ki
hala da aslında iç içe yaşayan acı bir şeydi. Toplumlardan söz ediyoruz. Nasıl olur da bu kadar tanıma sorunu oluşur? Benim de ama işte çok kabul Zafer etmiyor. Bey, yani bu yönetimsel bir sorun. Yani bu yönetimsel sorun bugünün sorunu değil. Yüzyıllardır gelen bir sorun. Yüzyıllardır siz bir kesimin toplumda dışlamışsınız ve onlarla ilgili belli damgalar vurmuşsunuz ve o damgalarla toplum kendi inancını saklamış. Ve kendisi ibadet edememiş. Ama nasıl güçlü bir inanç anlayışı var ki, Yaradan'ına o kadar bağlı ki, yüzyıllarca o kadar ezilmesine rağmen, horlanmasına rağmen, ibadet yerlerinin olmamasına rağmen içinde yaşatmış. Kahramanmaraşlara, Çorumlara, Madımaklara rağmen toplumda tabanda bir husumet, bir kavga ortamı oluşmamış. Evet ama o da çok önemli. Yani aslında bu liderlerin işini kolaylaştıracak tabii bir şey. Tabii ki. Yani toplumda aslında bu siyasileri biraz sağduyuyla hareket ettirmesini sağlasak, inanın bu toplum kardeşçe yaşar. Anadolu böyleli bir yer. Yani Anadolu kardeşçe yaşamaya çok müsait bir yer. Ama bu tip provokatörler de var. Dini siyasete alet ettiğiniz zaman bu tip tehlikeler olur. Dini siyasete alet etmeyi bırakır, insanların inançlarını özgürce yaşamasının önde engelleri kaldırırsak, cemevleri inanç merkezleri olarak ibadetini yapması için vatandaşlarımızın biz emrine verirsek, orada rahatça gider, huzur içerisinde inancını yaparsa kim ne diyebilir? Ve tabii az önce Birol Bey de değindi. Diyanet bütçesinden yapılan harcamaların tamamı İslam'ın belli bir kesimine mensup. Tabii bu haksızlıklardan bahsediyorum. Yani siz vergiyi 81 milyondan alıyorsunuz. Çünkü 81 milyonun tamamı vergi ödüyor. Ya ben vergi mükellefi değilim, ödemiyorum diyemezsiniz. Çocuk dahi annesinin kucağına geldiği anda süt alındığında vergi ödüyor. Meme aldığında vergi ödüyor. Yani o çocuktan tutun ta ölünceye kadar kefen parasına kadar vergi ödüyorsunuz. Onun için 81 milyondan bu vergiyi alıyorsanız 81 milyonun huzur içinde bu vergiyi harcamalısınız. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz netiz. Bırakın Alevisini, Sunnisini. Tüm diğer mezheplerinde, diğer inanç kesimlerinde özgürce inancını yaşasın. Yani birinin inançlı olmasından bir zarar gelmez. Bilakis fayda gelir. Bu konuda çok netiz. Peki. Tekrar Birol Bey'e döneceğim ama reklam vaktimiz geldi mi bilmiyorum. Peki, lafı kesmemek adına önce reklama gidelim, ondan sonra tamam. Sizinle devam edelim. Cem TV'de Seyri Alemi dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Erdoğan Toprak ve Saadet Partisi'nden Sayın Birol Aydın'la söyleşimize az sonra devam edeceğiz. Smartnet'le hızınızı kesmeyin. Limit yok, kota yok. Ücretsiz kurulum ve 24 ay sabit fiyat garantisiyle 10 megabite kadar hızlı, sınırsız Smartnet ayda sadece 67 lira. Üstelik istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dünyanın sporu GoSpor'la birlikte. Smart. ...25 Haziran sabahı Türkiye'ye yepyeni bir güneş doğacak. Sevgiyle tekrar kucaklaşacak ve emeğin bereketiyle ilerleyeceğiz. Gencecik umutların heyecanı ve dostlukların keyif veren masumiyetiyle... ...Anadolu kadınının fedakarlığı ve güven veren bir huzur içinde... ...birlikte yaşadığımız tüm canlarla ve bir arada yaşayacağımız mutluluklarla... Güneşe doğru güçlü adımlarla ilerleyerek, çok çalışarak, üreterek ve paylaşarak büyüyen bir Türkiye için başaracağız. Bu eşsiz memlekete adanan dualarla, yorulmak bilmeyen bir şevkle, milletimize olan inancımız ve bağlılığımızın verdiği güçle başaracağız. Onurlu tarihimiz için, itibarlı bir Türkiye için başaracağız. Sen yeter ki yüzünü güneşe dön Türkiye. İyi Parti. Siz hep kalbimizdesiniz. Sizi her gün rahmetle anıyoruz.
Tüm Avrupa'da 24 saat hizmetinizdeyiz. Acı gün dostunuz Erenler Cenaze. Avrupa ücretsiz arama hattı 00800 900 990. İyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, 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 gel. Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır. Abla, 1 liranız var mı ya? Abla, 1 liranız var mı acaba? Vermek yok mu istedim. 1 liranız var mı? Sakın para falan. Abi 1 lira be. Ne olacak sanki, al. Al kardeşim. Tekrar merhabalar. Saatlerimiz 20.34'ü gösteriyor. Cem TV izliyorsunuz. Zafer Arapkeli ile Seyri Alem programında bu akşam Millet İttifakı'nın iki önemli partisinin iki önemli temsilcisini, Cumhuriyet Halk Partisi'nden parti meclisi üyesi ve İstanbul Milletvekili Sayın Erdoğan Toprağı ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili adayı ve Genel Başkan Yardımcılarından Sayın Birol Aydın'ı ağırlıyoruz. Sayın Birol Aydın'a söz verecektim. O sırada reklama girdik. Sizle devam edelim. Kampanya nasıl gidiyor? Meydandan izlenimleriniz herhalde çok renkli olsa gerek. Çünkü cıvıl cıvıl meydanlar, yani baskın seçim olmasına rağmen olağanüstü koşullarda ve çok sıkıştırılmış bir programla sahaya çıkmanıza rağmen herhalde çok hararetli geçiyor olsa gerek. Siz İstanbul'u dolaşıyorsunuz. Semt semt, kahve. İstanbul'u da dolaşıyoruz. Kıraathane kıraathane dolaşıyor musunuz? Mahalle mitinglerimiz oluyor. Tabii hatırlı kişi ziyaretlerimiz olur. Kahvehane ziyaretleri, akşam iftarlardan sonra sahura kadar devam eden programlar olur. Her ilçe kendine bir şahına münhasır programlar yapar. Çok yoğun teşkilatlarımız heyecanla, aşkla bir çalışmanın içerisindeler. Zaman zaman görüyoruz ilerleyen saatlerde bitkin halde oluşlarını. İstanbul'un ve Türkiye'nin her tarafında aynı şeyler yapılıyor. Bir gelincik gibi Türkiye'nin her tarafını, her sokağını süsleme gayreti içerisinde oluyorlar. Yani ben de gittiğim mahalle mitinglerinde, meydan mitinglerinde, toplantılarında, mahalle buluşmalarında ya da kahvehane toplantılarında çok fazla söz söylemiyorum, bir şey söylüyorum. Burada da bu vesileyle değerli Cem TV izleyenlerimize de aktarmış olayım. Neticede oylarını talep ediyoruz bütün izleyenlerimizin, insanlarımızın. Üç şey söylüyorum, iki fıkra anlatıp bir atasözüyle sözlerimi bitiriyorum. Diyorum ki değerli vatandaşlarımız, kıymetli izleyenlerimiz, güzel ülkemizin güzel insanları,
bizim durumumuzu özetlemek için ülkemizin siyasi, ekonomik, içtimai, özgürlük, adalet, dış politika durumumuzu, en temel meselelerimizi özetlemek için tek tek size anlatmaya gerek yok. Bir fıkra yeterlidir. Adamın arabası arızalıymış, bir usta çağırmış. Demiş ki ustam bak bakalım arabanın neyi var neyi yok. Usta bakmış, incelemiş, sonra gelmiş arabanın sahibine demiş ki beyefendi demiş baktım inceledim. Peki ne var demiş arabanın neyi var? Beyefendi demiş arabanın kornasından başka her yerinden ses geliyor demiş. Şimdi Türkiye'de her yerden ses geliyor. Yani ses gelmesi gereken kornadan ses gelmiyorsa o da arızalı yani her şey bitik yani. Adalet yerlerde sürünüyor. Özgürlükler kısıtlı, cezaevlerin hali ortada. Ekonominin durumu ortada. Eğitim sistemimiz mefluç halde. Dış politikamız tam bir savrulma yaşanıyor. Toplumsal kamplaşma ve kutuplaşma almış başını gidiyor. Bütün bunlar başlı başına baktığımız zaman bu araba fıkrasında olduğu gibi bize gösteriyor. Ama bir gerçeği de teslim etmek lazım. Korna da çok ses, kötü bir ses. Evet. Öyle çevre yani, çevre kirli. Kulakları çok rahatsız eden bir kornadan da söz edebiliriz. Doğru. Onu ayrıca söyleyelim. İkincisi, peki böylesine temel sorunlarımızın olduğu bir ortamda meselelerin üstesinden nasıl gelebiliriz ve kim gelebilir bu meselelerin üstesinden? Bir, hiçbir siyasi yalnız başına gelemez. Hep beraber geleceğiz. İki, hangi programla, hangi anlayışla bu sorunların üstesinden geleceğiz? Bu da bir Nasrettin Hoca fıkrasıyla anlatıyorum. Diyorum ki Nasrettin Hoca bir gün evinin bahçesinde telaşla bir şey arıyormuş. Komşuları görmüşler. Hocam hayırdır ne arıyorsun demişler. Evin anahtarını kaybettim onu arıyorum demiş. İyi demişler biz de sana yardım edelim. Beraberce komşular aramaya başlamışlar ama bir türlü kaybolan anahtarı bulamamışlar. İçlerinden birisi dönmüş hocaya demiş ki be hocam demiş. Bu kadar zamandır bu kadar insanla kaybolan anahtarı arıyoruz ama bir türlü bulamadık. Allah aşkına tam olarak nerede kaybettin bu anahtarı? Nasrettin Hoca demiş ki evin bodrumunda kaybettin demiş. İşte hocam evin bodrumunda kaybettiğin anahtarı neden bahçede arıyorsun? Ve orası karanlık demiş, burası aydınlık, aydınlıkta arıyorum demiş. Şimdi ülkemizin, milletimizin sorunları, dertleri, problemleri şüphesiz çözülecek sorunlardır ama iyi niyetlerle çözülmez. Herkes iyi niyetle çözmek istiyor. Yani siz ekonomiyi hangi vizyonla, hangi perspektifle, hangi ekonomik yaklaşımlarla çözeceksiniz? Mevcut girdaptan nasıl çıkacağız? Yani faizci kapitalist nizamla Türkiye üretim ekonomisine geçemez. Tüketim ekonomisinin çarklar arasında, faizci kapitalist kapitalizmin çarklar arasında, dişler arasında sadece tüketim toplumu olur. Batı değerlerinin yani Batı'nın dayatmış olduğu ekonomi formlarla Türkiye'yi yönetmeye kalkarsanız olmaz. Çünkü bu Batı değerleri dediğimiz yani Batı'nın, dünyanın küresel sömürgesinin başında bulunanlar şöyle bir Türkiye istiyorlar. Kendi ürettiklerini tüketecek kadar güçlü bir Türkiye, onlara hiçbir şeyi satamayacak kadar zayıf bir Türkiye istiyorlar. Bu girdaptan çıkmak ekonomik olarak böyle. Değerlerimiz aslında da kendi değerlerine yaslanmayan hiçbir toplum geleceğini inşa edemez. Eğitimde, dış politika vesaire. Bunu anlatıyoruz. Üçüncüsünü de bir atasözü olarak söylüyorum. Ben bunu orijinali Arap atasözü olduğu için söylüyorum. Arap atasözü öyle diyor. El mucerrabu la yucerrab. Tecrübe edilen şey tecrübe edilmez. Yani ne demek bu tecrübe edilen şey tecrübe edilmez? Akrebin sokup sokmayacağı tecrübe edilmez, akrep sokar. Ateşin yakıp yakmayacağı tecrübe edilmez, ateş yakar. Şimdi 16 yıldır memleketimizin, ülkemizin sorunlarını çözemeyenlerin, asgari ücreti açlık sınırının altında tutanların, dar gelirlimizi açlığa, yoksulluğa mahkum edenlerin bundan sonra bunu çözmelerini beklemek saflık olur. Biraz da Albert Einstein'ın o ünlü sözünü hatırlatıyor değil mi? Aynı yöntemleri uygulayarak aynı problemi çözmeye çalışamazsınız. Öyle. Çünkü aynı sonucu alırsınız. Evet. Dış politikayı böylesine hallaç bombuna çeviren, dostu, düşmanı tefrik edemeyecek hale getiren, yarın neye uyanacağımızı kestiremediğimiz bir hale getirenlerden dış politikanın dış politikayı düzeltmesi beklenemez. Yine Türkiye'de adalet mekanizmasını hiç olmadığı kadar itibar kaybına uğratanlardan Türkiye'de adaleti beklemek saflık olur. Yine Türkiye'de terörü besleyen unsurları 16 yıldır berhava edemeyenlerin bundan sonra bunu çözme imkan ve ihtimalleri yoktur.
eğitim sistemini sadece tahta, bina, tabletten ve sınav sisteminden ibaret sananların Türkiye'de nitelikli eğitimi gerçekleştirmeleri beklenemez diyoruz. Bunları çoğaltıyoruz. Dolayısıyla iki fıkra bir atasözü aslında durumumuzu özetliyor. Biz de diyoruz ki Saadet Partisi olarak Türkiye'nin öngörülemezlik dönemi yaşadığını görüyoruz. Türkiye'nin süratle bir öngörülemezlik dönemini bitirmeye ihtiyacı var. İki, Türkiye'nin neredeyse bütün kurumların ayarlarıyla oynandı. Yani sivil toplum kuruluşlarının ayarlarıyla oynandı. Silahlı kuvvetlerin, polis teşkilatının, adalet mekanizmasının, üniversitenin, herkesin ayarlarıyla oynandı. Ayarların düzeltilmeye ihtiyacı var. Türkiye'de kamplaşma ve kutuplaşma mesela var. Bunun bir Danıştay üyesinin bir cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak siyasi eleştiri söyleminde bulunduğu bir Türkiye'de kesinlikle yaşıyoruz. Yani akıl alır gibi. Kesinlikle. Ve siyasete olan güven sarsıldı. Siyaseti bir menfaat vasıtası olarak insanlar görüyorlar. Oysa siyaset yönetmektir. Toplumun var olan dertlerini gidermenin yolu siyaset mekanizmasıdır. Bu büyük bir irtibat kaybına uğradı. Öbür taraftan israf ve yolsuzluk tabii hale geldi, kanıksandı. Ve Türkiye'de maalesef bir de çok konuşma hastalığı var. Bunun da bitirmeye ihtiyacı var. Yani Türkiye'yi idare edenler çok konuşuyorlar, her yerde konuşuyorlar, her konu hakkında konuşuyorlar ve her telden konuşuyorlar. Bu düşünmenin, meşveret etmenin, istişarenin olmadığı manasına geliyor. Bunları gidermesi gerekiyor ve Türkiye'nin süratle özgürlükleri ve adaleti güçlendirecek, tahkim edecek bir dönemi başlatması gerekiyor. Kuvvetler ayrımı ilkesini biraz önce ilk bölümde söyledik, temin etmesi gerekiyor. Şeffaflık ve denetim her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir şeydir. Bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Türkiye için doğru yatırımın, sürekli üretimin ve hakça paylaşımın, helal ve dürüst kazancın teminat altına alınacağı bir mekanizmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Peki. Türkiye'nin önümüzdeki seçimlerde yeni bir dönemi, yeni bir hikayeyi başlatmaya ihtiyacı var. Her zamankinden fazla. Peki. Tıpkı aldığımız her nefes nasıl yeni bir nefesse, her uyandığımız gün yeni bir günse, Türkiye'nin 24 Haziran'da yeni bir döneme, yeni bir hikayeye, yeni bir heyecan uyanması gerekiyor. Onun peki için çalışıyoruz. Sözümüzü insanımızın gözüne bakarak, yüreğine dokunarak çoğaltmaya çalışıyoruz. Peki efendim. İki fıkra ve bir özlü sözle hem fotoğrafı çektiniz hem de çareyi sundunuz. Kapatırken tekrar Sayın Erdoğan toprağa dönelim. Sizin alanlardan izlenimleriniz ve son değerlendirmeleriniz neler? Şimdi güzel olan taraf bizim gördüğümüz o manzarayı, endişeyi seçmen de görüyor. Seçmen de artık bu metal yorgunluğunun, bu politikaların artık kendisine bir umut veremeyeceğini, bir yere götüremeyeceğini, bir tükenmişlik sendromu AKP iktidarın yaşadığını gösteriyor ve görüyor. Biz daha önce de iktidarı hazırlığımızı 2015'te de yapmıştık. 2015'te eğer toplumda bu uzlaşı kültürünü geliştirebilseydik, bugün o 3 yılı bu ülke kaybetmeyecekti. Ama ne oldu? Mevcut AKP iktidarı Cumhurbaşkanı Erdoğan da marifetiyle apar topar uzlaşı aramak yerine 1 Kasım'da seçime götürdüler ve birçok olaylar da oldu. Ama görüyoruz ki ondan bugüne bir zaman kaybı var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014'te Cumhurbaşkanı olduktan sonra AKP 1 Kasım'da tek başına iktidar olduktan sonra bugüne gelin hiçbir şeyde iyileşme yok. Yani bana bir tek şeyi söyleyin ki AK Parti son 4 yılda iyileştirdi, iyiye gitti. İşsizlik artıyor. Borçlar katlanarak devam ediyor. Komşularımızda kavga devam ediyor. Toplumda kutuplaşma alabildiğine artmış durumda. Yani böyle bir noktaya gelindiğinde artık şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Türkiye zor bir süreçti. Birol Bey de söyledi. Bizim dış politikadan tutun da ekonomide, eğitimde, toplumsal barışta, özgürlüklerde hepsinde neşteri vurmamız lazım. Ve bunu çok çabuk yapmamız lazım. Türkiye'nin yetişmiş kadroları var. Türkiye bu girdaptan çıkabilir. Türkiye'nin çok iyi yetişmiş dış politikaları var. Büyük elçileri var. Türkiye'nin çok iyi sanayicileri var. Türkiye'nin çok iyi eğitimcileri var. 180 bin tane öğretmenimiz görev bekliyor. 21. yüzyılda dünyayla nasıl yarışacağız?
Gençliğimizi iyi eğiterek yarıştıracağız. Bugünkü iktidarın yaptığı bu okul nitelikli, bu okul niteliksiz. Yani bir devlet düşünün ki Türkiye'deki %90 okula niteliksiz eğitim diyor. Yani bunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı. Benim okullarım %90 niteliksiz eğitim yapıyor. Böyle bir ülke kalkınabilir mi? Böyle milli eğitim yönetilebilir mi? Biz eğitimden başlayarak ekonomisine, dış politikasına, toplumsal barışına, adalet reformuna hepsini masaya yatıracağız. Bu olabilir mi? Olabilir. Kadrolar var mı? Var. Cumhuriyet Halk Partisi, biz bu kadrolara sahibiz. Çünkü biz bu sorunların tespitini yaparken uzman kadrolarımızla yaptık. Uzman kadrolarımız olmasaydı bu sorunları tespit edemezdi. Kadrolarımız varsa çözüm önerilerimiz de var demektir. Bugün ben bu ülkede en genç milletvekili, en genç bakanlık yaptım. Ve dönemime de bakıyorum, çok da başarıyla yönettiğimi herkes söylüyor. Bu kadar benim gibi yüzlerce insan var bu ülkede. Herkes bir yerinden tutarsa bu iş kalkar. Ama bunun yolu ortak akıldan geçer, uzlaşıdan geçer. Ben değil, biz demekten geçer. Bugünkü AKP iktidarının en büyük sorunu ben diye bir merkeze bir kişi oturtulmuş ve her şey o bir kişiden bekliyor. O bir kişi de her gün sabah kalkıyor, gece yatıncaya kadar konuşuyor. Ne zaman iş üretiyor, ne zaman projeleri takip ediyor, ne zaman bu ülke için oturup bir akil adamlarla oturup konuşuyor merak ediyorum. Ciddi bir yorgunluk içinde olduğu da hissediliyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı kastediyorsunuz herhalde. O yorgunluğun izlerini de meydandaki söylemlerden görüyoruz. Az sonra o konuda karikatürler de var. Hemen toparlarsak son bölümdeki fotoğraf ve karikatürlere geçeceğiz. Zafer Beyciğim, biz bu ülkenin sorunlarını biliyoruz. Çözüm önerileri hazır. Görüyorum ki tabandaki vatandaşlarımız da bu konuda sorunu tespit etmişler. Herkesin vatandaşlık görevi sandığa gidip oyunu kullansın. Bana versin demiyorum. Tabii ki bana vermesini arzu ederim. Bakın biz Saadet Partisi ile farklı bir partiyiz. Ama biz memleket için bir araya geliyoruz. Memleket için milli bir ittifak yapıyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'nin kötüye gittiğini görüyoruz. Bizi örnek alsınlar. Yoksa biz Saadet Partisi, sonuçta rakibiz. İki farklı, evet, partiyiz. Farklı rozetler taşıyan insanlar. Tabii ki biz farklı. Temelde ortak önceliklerimiz de farklı. Yani biz iktidara geldikten sonra, Türkiye normalleştikten sonra önceliklerimiz farklılaşacak. Ama bugün önceliklerimiz bir. Bugün önceliklerimiz Türkiye. Türkiye hızla bir yere doğru gidiyor. Uluslararası alanda Türkiye'nin bu bölgedeki rolünü sıfırlamak istiyorlar. Türkiye'nin Suriye bataklığına çekilmesinin altındaki neden de budur. Türkiye'yi bu kadar yalnızlaştırmanın altında neden de budur. Türk sanayicisinin bugün gelin Bulgaristan'da başka yerlere yatırım yapın, biz size mal alırız ama Türkiye'de üretirsen almayız demelerinin altında yatan neden budur. Türkiye'nin meseleleri zor, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama Türkiye umudunu kaybetmez. Çünkü güçlü bir devletiz. Biz küllerimizden doğarız. Ve biz buna hazırız ve kadrolarımız hazır. Çözmeye talibiz ve çözebiliriz diyorsunuz. Kesinlikle. Peki. Çok teşekkürler. Şimdilik teşekkür ediyorum. Çünkü programın son bölümünde bizim her hafta ekrana haftanın önemli ya da işte çarpıcı haber fotoğraflarını ve karikatürleri getirdiğimiz bölümümüz var. Onları şimdi birlikte izleyeceğiz ve değerli konuklarımız Sayın Erdoğan Toprak ve Sayın Birol Aydın'a da görüşlerini soracağız. Hızla o fotoğraflar geliyor ekrana. Dün sabaha karşı tarihi bir el sıkışma yaşandı Singapur'da. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Sayın Donald Trump ve Kim Jong-un, Kuzey Kore lideri uzun süren husumetten sonra el sıkıştılar. İki kare o zirveden geldi. Biraz hızlı geçti galiba fotoğraflar. Biraz daha geriye alırsak Angela Merkel'in G7 zirvesinde liderlerle görüntüsü geldi ekrana. Bu Guatemala'daki deprem tekrardan başlıyoruz herhalde. Bir teknik aksaklık oldu herhalde. Evet, G7 zirvesinden liderlerin enteresan bir anı. Sayın Almanya Başbakanı Angela Merkel öteki liderlerle bir briefing esnasında, böyle informal bir briefing sırasında. Bir sonraki kareye geliyoruz şimdi. O da G7 zirvesinden ilginç bir kare. Donald Tusk solda
Kanada Başbakanı, ortada da İngiltere Başbakanı. Theresa May saatlerini ayarlıyorlar. Herhalde kendi ülkelerinde saatin kaç olduğu konusunda mutabakat sağlamaya çalışıyorlar. Bir sonraki karemiz malum hemen hemen her programda gündeme geliyor. Göçmenlerin dramı. Akdeniz'de şişme bot üzerinde özgürlüğe daha iyi bir hayata kaçmaya çalışan göçmenler, mülteciler. Hemen bir sonraki kareden yine bir trajedi sesleniyor. Guatemala'da Fuego yanardağının patlaması nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri kalkıyor. Bir sonraki karede geçtiğimiz hafta sonunda yaşadığımız bir cenaze olayı vardı. Bir kaybı vardı iş dünyasının, sanayi dünyasının ve tabii medya dünyasının, medya patronlarından ve ülkenin güzide sanayicilerinden Sayın Erdoğan Demirören'i sonsuzluğa uğurladık. Muhterem oğlu Yıldırım Demirören'le birlikte mutlu, neşeli bir anlarında çekilmiş bir fotoğraf. Onu da buradan rahmetle analım bir kez daha. Bir sonraki fotoğraf tanıdık bir sima. Sayın Muharrem İnce o meydanlardaki ünlü selfilerinden birini çektiriyor ama burada biraz kişisel bir selfie var. Sahneye fırlamış bir seçmen herhalde hayranı. Onunla birlikte böyle bir mutlu, mesut bir selfie portresi. Bir sonraki karede biraz toplu bir selfie fotoğrafı var. Yine Muharrem Bey orada meydanı arkasına alarak işte görün ne kadar kalabalık topladım gibilerden tabii son derece neşesini yerine getirmiş görünüyor. Oraya toplanan hınca hınç dolmuş bir meydanın kalabalığını çekiyor Muharrem Bey. Bir sonraki karemizde yine tanıdık bir sima var. Temel Bey bu sefer de Sakarya'da sanıyorum. Sakarya Spor'un kaşkoluyla, atkısıyla. O da o sizin partinin hala o Necmettin Hoca'nın baş parmak selamı var değil mi? Temel Bey'in o seçmenlerine o selamı verirken tamam işte hallediyoruz işi gibilerden, artık tamam gibilerden bir mesajı. Ve son fotoğrafımızda spor dünyasından Cristiano Ronaldo, ilginç bir fotoğraf çekimi sırasında Dünya Kupası için gittiği, işte Portekiz milli takımıyla gittiği Rusya'da sanıyorum, ilginç bir fotoğraf çekimine. En çarpıcı kare hangisiydi? Tabii siz Temel Bey diyeceksiniz, siz Muharrem Bey diyeceksiniz. Muharrem Bey'in servisi diyeceğim. Ben Temel Bey demeyeceğim çünkü Temel Bey'in sıradan bir fotoğrafı konulmuş yani. Genel başkanımız olması dolayısıyla ama en güzel karedir demem yani. Selfie fotoğrafı güzeldi. Hangisi? Selfie güzeldi. Muharrem Bey'in selfisi. Muharrem Bey'in selfisi. Ama en acı veren de mültecilerin olayı. Evet, şişme bottaki. Evet, yani o olay dramı. Dünyanın dramı. Peki. Hemen karikatürlere geçelim hızla. Orada bakalım hangi karikatürlerimiz var. Bu haftanın ilginç haber karikatürleri. Birinci sayfa karikatürleri bunlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nı çizmiş Musa Kart Cumhuriyet'ten. Hanım bir su ver diyor ama onu da prompterden okuduğunu çizmiş. Öyle bir espri yapmış Musa Kart. İçeriden de hanımefendi kendin al ben millete kek yetiştiriyorum diyor. Malum o kıraathaneler ve kek tartışmasını hicvetmiş sevgili Musa Kart. Bir sonraki karikatürümüz Sefer Selvi'den geliyor. Sefer Selvi de seçimden sonra o hali kaldırabiliriz dedirtiyor Sayın Cumhurbaşkanı uzatılmış bir mikrofona. Hatta seçilirsem o hali mumla arayacaksınız diye de bir vaadi ya da kötü bir haberi var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Devam ediyoruz karikatürlere. Latif Demirci'nin bir karikatürü. Kıraathane ya da işte bir mekanın önüne, camına dilenci ve seçim anketçisi girmesi yasaktır diye bir uyarı asmışlar. Demek ki o kadar sık anketçiler dolaşıyor her yeri. Bir sonraki karikatürümüz Serkan Altun İğne'nin karikatürü. O da sanıyorum Bir Gün Gazetesi'nin karikatüristi. O da yine Sayın Erdoğan'ın bu kıraathaneler bedava kek ve çay vaadinden hareket etmiş. Hemen yanına başka yerlere de Hakiki Millet Kıraathanesi, Öz Hakiki Millet Kıraathanesi diye tabelalar asılmış. Hemen rakipler çıktı diyor Sayın Erdoğan. Ercan Akyol'un karikatürü bir sonraki karemiz. Kafası benliği, kimliği pek fazla olmayan birinin önünde böyle haşa huzurdan secde eden, eğilen bir vatandaşın yani körü körüne itaatin, biatın eleştirisini yapmış. Ve son karikatürümüz de Leman dergisinin kapağından. O da Sayın Cumhurbaşkanı arada bir böyle hani meydanda seslenirken yanlış bir şehir ismi söylüyor. Nerede olduğunu çok fazla
belki de şaşırıyor dikkatsizlikten. Konum atından neredeyiz diye Sakarya diye bitirmiş Bursa mitingini. Hoşça kal Sakarya diye bitirmiş, onu eleştirmiş. Karikatürlerimiz de böyle. Bu hafta iki değerli politikacıyı ağırladık. Millet İttifakı'nın değerli üyeleri Erdoğan Toprak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi üyesi, eski değerli bakanlarımızdan ve İstanbul Milletvekili ve Sayın Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Milletvekili adayı ve Genel Başkan Yardımcılarından. Birol Bey, Erdoğan Bey, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ biz olun. Teşekkür ederiz. Farklı rozetlerle geldiniz ama millet için, demokrasi için, hukuk için ve ülkenin çok ihtiyacı olan o onarım süreci için herhalde asgari müşterekler konusunda da buradan el sıkışıp ayrılıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Lütfettiniz programımıza katıldınız. Efendim yarın akşam için bir anonsumuz var. Yarın akşam da burada Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı, eş genel başkanlarından Sayın Sezai Temelli'yi ağırlayacağız. O programımızı da kaçırmayın. Seyir Alem Özel. Orada buluşalım diyoruz. İyi akşamlar.